بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني فقه قو قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير من العباد استغفر الله العظيم وأتوب إليه النوع الثاني إن القسم الثاني قسم نادر هو ما زيد فيه حرفان على الثلاثي المجرد هو ما شنجي أردسك ما ينفعل وزمان ما موصوفة Ziden cümlesi ise ona sıfat olur. Eğer ma için desek ki el fi'lü yani el fi ledi, Bu kısmı öyle bir fiildir ki yani öyle fiilden ibaret oluyor ki zide fihi. Bu şekilde tevil edersek o zaman ma'yı mevsule olur. Ziden cümlesi ise ona sıla olur. Evet. idi öyle bir fiildir ki zide fihi harfani. Kendisine iki harf ne yapılıyor? İlave ediliyor, ziyade ediliyor. Ne üzerine iki harf geliyor? Alâ sülâsiyyil mücerredîn. Önceki dersimizde de demiştik. al sulasi yi. Sulasi yi'nin ahirindeki ya nispet yasıdır. Sulasi demek yani üçlü demek. E, üçlü bir harfe yani üçlü olan bir fiile nasıl iki harf ziyade edilebilir ki yani? Üçlü diyoruz çünkü. Üçlü ise demek ki üçlüdür yani. Dörtlü olamaz. Dört olamaz yani. O yüzden el hak ne desin? al sulasi yerine al selaseti desin. Yani al selaseti ahrufin. Ha, yani üç harfin üzerine ne yapılıyor? İki harf ziyade ediliyor, ilave ediliyor. Böylece kaç oldu? Beş oldu yani. Artık ona beşli diyebiliriz. El-Mücerredi Artık eğer biz selasetiyle değiştirsek o zaman el-Mücerredi'ye de gerek kalmaz. Çünkü 3 üç, üç harflidir. Kendisine çünkü iki harf sonradan geliyor ya. İki harf sonradan geliyorsa demek ki o üç harf de asıldır yani ha. Yani içinde zayıf harf yoktur. Her üçü de asıldır. Çünkü ikili, yani iki harfli bir fiilimiz yoktur yani. Fiil en az üçten başlar. Üçten başladığına göre demek ki o üç harf de asıldır yani. ha. Çünkü mücerret ne demek? Yani el hali yani an zavad İçinde zayıf harf bulunmayan demektir. Eğer üç, üç harf üzerine iki harf de ilave ediliyor dersek, demek ki o üç harf asılmış yani. ha. Sonradan kendisine iki harf ziyade ediliyormuş. O yüzden El mücerriyede de gerek kalmamış oluyor yani. Ama şu anki ibareye göre el mücerredi tamam olsun yani. Ala sulasi yani üçlü harf. İdi o üçlü olan fiil ki el mücerredi yani el hali aniz zevaid. içinde zayit harf bulunmuyor. Niye bu şekilde tevil ediyoruz? Çünkü mücerred demek yani soyulmuş, tecrit edilmiş. E sanki burada ne anlaşılıyor? Sanki önceden zayit harf vardı da biz sonradan ne yapmışız? Onu atmışız yani ha.

mudaf takdir ediyoruz. Yani babu fe, babu in faala. babıdır. In faala veznidir. <laughs> evet, in faala madi, in faala mudari, in faala mastardır. Mevzunu yani el mevzunu bihi bu vezinle vezinlenen, bu vezni taşıyan nedir? İn kesre yani kesre inkisara. Sanki sadece buymuş. Yani sanki bu vezni sadece taşıyan in kesre in kesre inkisara Hayır. Bu sadece bir misaldır. O yüzden mudaf takdir ediyoruz. Nehvu diyoruz inkesere ve bunlara benzeyen misaller. Bunlara benzeyen vezinler yani. <laughs> Şimdi bakıyoruz burada mücerredimiz fa'aledir yani. Fa faul fiil, ayn ayn fiil, lam lam fiildir. Demek ki ziyade edilen hangileriymiş? Başındaki hemze ile nundur. O zaman fa'ale asıldır. Ziyade edilen iki harf hemze nun başa ilave edilmiştir. Burada da mesela mücerredemiz nedir? Kesera. Kesera yani kırdı. İn kesere ise kırıldı. Bah, eh, hemze ile nunun gelmesiyle manada da bir değişiklik oluyor yani. ha. Evet. Ve alametuhu yani ma yu'lamu bihi hazel bab. Bu bab nasıl anlaşılır? Alameti belirtisi nedir? Diyor ki en yekuna madihi ala khamseti ahrufin. Madisi beş harfli olacaktır. E zaten bu biz yukarıda en, e, o ibareyi enne usan huve fi harfan ala salas, derken zaten o anlaşıldı yani. Ve ne dedi? Zide fi harfan ala salasa. Yani üç harf üzerine iki harf ilave ediliyor. E üç harf üzerine iki harf ilave edil edilince kaç harf oluyor? Beş harf oluyor. O zaman bir daha demesin mazisi beş harflidir. Beş harf üzerindedir. Ne oluyor bu? Tasrihun bima ulime dımnen. Yani önceki ibareden dımlan anlaşılan bir şeyi sarahaten açık bir ifadeyle açık bir şekilde ne yaptı? Zikretti yani. Gerek yok yani. Bizim için mühim olan nedir? Burada ziyade edilen harfler hangileridir? Ve hangi makamda? Nerede ne yapılıyor? Ziyade ediliyor. Bizim için mühim olan odur. O yüzden ne desin? Ve alametuhu. Ve alameti nedir? Ziyadetul hemzeti. Bayı da kaldıracak o zaman. Ziyadetul hemzeti ve nuni. Hemze ile nunun ziyade edilmesidir. ilave edilmesidir.

şimdi bir böyle var bir de şöyle var. Bunlara biz müsemma diyoruz. Müsemma. El hemzatı ise onun ismidir. İbarada bunlar zikredilir? Yani müsemma mı zikredilir ibarada? Yoksa el hemzatı isim mi zikredilir? Elbette ki müsemma zikredilir. Mesela in fealad bak hemze gelmiş. Yani el hemzatı ibarada zikretmiyoruz yani ha. O yüzden bir ziyadetül hemzet yani musemmel hemze. Hemzenin müsemması olan ki nedir? Aha budur. Bu zikredilir. Yoksa el hemzetü ilave edilmez. Yani ilave edilen el hemzeti değildir. O bir isimdir yani. Neyse geçiyoruz oraya. Ve o da aynı şekilde. Mesela en nun derken bir de şu var. Buna ne diyoruz? Müsemma diyoruz. Buna ise isim diyoruz. İbarada isimler değil, müsemmalar zikredilir. Ki nedir? Nun. Nun müsemma yani ya. Ve bina zam binası içindir? Lil mutava'ati li ifadetil mutava'a. Mutava'anın manası, lugattaki, sözlükteki manasıdır, muvafakattır. Muvafık olmak. Ve mesela nedir mutava'a? Yani itaat etmek, boyun eğmek. Evet. Peki, e, manası, sarfilerin yanındaki manası nedir? Diyor ki, ve ma'nal mutava'ati, mutava'atın manası, يعني عند الصرفيين عند أهل الصرف حصول أثر الشيء عن تعلق الفعل المتعدي بمفعوله مثال نادر نحو كسرت الزجاجة فانكسر ذلك الزجاج أولا مثال إيه مثال معنى برلم مثال نبي معنى برلم وندا صورة عبارة تعريفة تعريفة مثال كسرت بن قردم ني? الزجاجة جام ديالم Hatta kırmaya çalıştım. Çünkü kırdım dersek bunu bir anlamı kalmaz. Kırmaya çalıştım cam parçasını, camı, bardağı. Fark etmez. Kırmaya çalıştım. Peki kırıldı mı, kırılmadı mı? Lüfen kesere de kes zücacu. O cam da ne yaptı? Kırıldı ve kırılmayı kabul etti. Dedi ya mutava'a. Mutava'a neydi? Boyun eğmek. Kabullenmek. Evet. Şimdi tarif üzerinden gidelim. Diyor ki Husulu eferi şey'i yani husulü eterin fiş şeyi. Bir eserin bir şeyde meydana gelmesi. Mesela bizim eserimiz nedir? Yani ne, oldu ne meydana geldi? Kırılma oldu değil mi? Kırılma meydana geldi. O zaman kırılmak bir eserdir. Nerede meydana gelir? Fiş şeyi bir şeyde. Burada kırılma nerede olmuş? Camda olmuş değil mi? O zaman cam nedir? Bir şeydir. Yani husulü inkisarın sanki demişiz. Kırılmanın meydana gelmesidir. Bizim misalimize göre. Nerede meydana gelmiş? Fiş şey yani fiz zıcaji. Evet. Yazalım. Husul inkisarın kırılmanın meydana gelmesidir. Fiş şeyi bizim misalimizde zücaçtır. Fiz zıcaji. Kırılma meydana gelecek cam parçasında. Camda meydana gelecek. Peki ne için? An taalluqil fi'lil mutaaddi. Buradaki an da anis sebebiyedir. Evet buradaki an dedi ki anis sebebiyedir. Niçin bu eser meydana geliyor? Bi sebebi taalluqil fi'lil mutaaddi. Mutaaddi olan fiilin taallukundan dolayı. Mutaaddi olan fiilimiz nedir? Burada keser tudur. Diyor ki ben kırdım. Kırmaya çalıştım. İşte bu kırma yani bu fiilden dolayı, bu hadesten dolayı ne olmuştur? O eser meydana gelmiştir. O zücaçta yani. Ha. An taalluk il yani an taalluk il medlul il fiilin müteaddi. O fiilin lafzı değil yani. Lafzından meydana gelmiyor. Fi'lin medlulundan ki hadestir yani. Ha. O hadesten ne oluyor? O eser, o kırılma meydana geliyor. Bir de an taalluk il müteaddi de güzel değil. Ne dese an taalluk desin. Yani bir nev'i izhar fi mekamlı idmardır. Çünkü ne oluyor? Bak husulu etherin fi şeyi bir şeyde bir eser meydana gelecektir. Bi sebebi ni için bi sebebi hi dersek zaten hi zamiri şey'e dönecek. Şey'e dönecek. ya yani o şey de zaten nedir? Fiildir yani. O hadestir. O kırılma bir hades değil midir yani? o yüzden el fi'lu mutaaddiye gerek yoktur yani. Bon Diyorlar ki belki o zamir esere dönebilir. O ihtimal ortadan kalksın diye biz orada el fi'lu mutaaddiyi sarahaten zikrediyoruz yani. Ha an taalluq fi'l mutaaddi bi Yani muta olan fiil ne taalluq ediyor? Mef'uluna taalluq ediyor. Ki mef'ulumuz burada ez-zucaca'dır yani ha. Evet, geçiyoruz oraya. Nahvu kesertu zucaca fen zalika Ben camı ne yaptım? Kırmaya çalıştım. Fen kırıldı. Ne? O cam parçası. O yüzden zalika zucaca'ya gerek yok. O da izhar harf makam itmar. Zaten in keserden müstetir bir damir var. Marca'i zaten zucaçtır. Zucaca dönüyor. Peki bu misal bize hani gerçekten de misal olabilir mi? Yani ve bihi. Bununla misal vermek sahih midir? Yani verdiğimiz misalda gerçekten de mutava'a manası var mıdır? Diyor evet. Bir illettir. Onun ma'lulu mahzuftur ki sahadır. Fe inne inkisara Çünkü camın kırılması, kırılma olayı nedir? Eferun bir eserdir. Hasala yani fi o camdan olmuş o eser meydana gelmiştir. An taalluqil kesri. Yani sebebi sebebi il kesri bihi. O kesir ki kırmaktır. Yani o hades, o fiildir. O kırmanın ona taallukundan, ona yapışmasından, taallukundan dolayı ne oluyor o eser ki kırılmadır? O cam parçasından ne oluyor? Meydana geliyor yani. Böyle. Elledi o kesir ki nedir? Hüve el fiilul müteaddi. Buna da gerek yoktur yani. Böyle. Yani medlulul fiil müteaddi. Müteaddi olan fiilin medluludur. Ki o hadestir yani. Yani katlı da bu kadar mutavai bu şekilde tarif etmesi biraz e, mübhem kalmış. Yani Kapalı olmuş yani. Hele ki mübtediler için e, böyle daha açık, daha واضح, daha zahir bir e, tarif ele alsaydı çok daha iyi olurdu. Mesela ne diyecekti? O yüzden yazmışız buraya. El-Avdah daha واضح, daha böyle açık bir tarif diyecekti ki ve ma'anel <الْمُطَعْضَي> mutava'ati mutava'nin manası nedir? قبول المفعول اثر الفاعل Evet. Mef'ulümüz nedir burada? Kesara fiildir, tu faildir, ez zücace ise mef'uldür. Kabulul mef'uli. Mef'ul kabul edecek. Mef'ulumuz burada nedir? Zücaçtır. Neyi kabul edecek? Etherel faali. Faalin yaptığı eseri. Faali ki tu yani mütekellim kişidir. <laughs> Konuşan kişi. Onun yaptığı bir hades ki nedir? O e, kırmaktır onu kendisine kabul edecektir. Ha, bu kadar basit yani. Bu kadar yani böyle uzatmasının bir anlamı yoktu yani. Evet. Hem ibare mübhem kalmış. Tarif. Böyle kapalı bir tarif yapmış burada. Daha vadeh, daha böyle açık bir tarif e, budur yani. Keşke bu şekilde ele alsaydı yani. Evet. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ve sahabihi